Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir güne, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Merhaba canlar. Bugün de Nevşehir'deyiz. Ebem var, annem var, Yüksel var, Cansu, ben. Bugün de günlerden... Bay bay bir kardeşin gibi. Hadi. Bugün de günlerden hastane arkadaşlar. Cansu'nun kontrol için geldi. Ebem de gözündeki şeyi çıkarttık, bandajı ve kontrol ettirdik. Ebem de ameliyat olmuştu. Evet, ameliyattan sonra kontrol vardı. Bugüne gelmek nasip oldu. Annem de evet, midesi ağrıyordu, onun için geldi. Ben de bunları getirdim. Annemi ilaçlar vermişler anneme. İnşallah. 2 hafta mı dedi anne sana? 2 ayı kullan demiş. Geçmezse şey yapmasa öyle gel demiş. Ebeme de ilaçlar yazdı. Ona da 2 haftalığına şey yaparsa, aksi ya da bir şey olursa dedi yine gel. Ebem iyi diyor. Nasıl ebe gözlerin? İyi diyor, iyi. Böyle dünya güzelmiş varmış. Hayat ya. Dünya varmış diyor ebem. Tabi gözün olmadı mı görmeyince bir... Tabi canım. Kemal da kurduruyordu beni. Dişini gösteriyordu. Ebe, diyor, Kemal dayımın dişi bulmayacak gibi diyor ki nasıl diyor da açtım sonra Kemal'ım dedim. Annem ultrasona dıktım arkadaşlar. Sonra da ben girdim. Önce kendi doktorumda, sonra başka doktora gidecek. Ama öğleden sonra. Doktorumu almışsın aynı. Ne mi? Ya bir de ama aynı. Ben de Ece Hanım'a gittim. Çok iyi bir doktor Ece Hanım da. Ebeğin cinsiyeti aynıymış arkadaşlar. Cinsiyette bir değişiklik yok. O zamanlar dedilerdi. Bayağıdır gelemiyorduk bu hastalıklardan dolayı. Aynen. Tabii hastalık bitmiş değil ama arkadaşlar burada gelmedin ne olmuyor. Mecbur gelmiyor, mecbur olacağını. Yani. Süs keyiften gelmiyor zaten. Şimdi şimdi de Cansu'nun neydi, Cansu öbür şey? O da ultrason. Ultrasona daha bir saat, bir buçuk saat varmış, iki saat daha. Aynen, bir ultrasonum daha var. Evet, iki saat var daha, bir buçuk da. Onun için saatte şu an 11:30. O zaman kadar gidelim çarşıda yemek falan yiyelim diye şey yaptık. Yemekgiller de iyi değil ama kalan yaptırıp gelip arabada yiyeceğiz. Biliyorsunuz şey de yasak. Şeye girmezdik ya, keyfe girmezdik öyle toplumun arasında. Burada zaten öyle girmez de yasak artık, yemek yok yani. Yapıyorum. Hasan da sıcak çikolata almış. Ben de soğusun diye bekliyorum, Yüksel içireceğim. O da açacağız, sabah pek yemedi. Bayağı da soğudu herhalde. Yüksel acıktım diye kalkıyor sabah, işte gidiyor yok. Aynen, her gün öyle kalkarım. Yüksel. Küçük adam. Gördün lan baba lan. Kulaklarına nasıl çıkarmış ya. Ne yiyeceğiz ya? Sana ne yaptırım? Döner. Biz döner hastasıyız. Başka bir döner şey sevmeyiz. Bu da başka bir şey. Ebem pek sevmiyor. O et, et döner sever ebem. Ebem ben sevmem. Et döner seviyor. Geçen yaptırdığımızı. İyi değil mi de be burada yaptırdığımız? O iyiydi. Sana ondan yaptırdım. O tavuğu ya sen ondan. Bir daha yaptırdığımızda da çok şey koymuş adam. İki tane lavaş. Bir ekmeğe kalındı. Ondan sevmem. Çok güzel bir yerden geçiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Ben buraya acayip, ben de çok seviyorum. Buraya hayran oldum resmen. Ha gece. Bak hele Asa, şu ne Yüksel bu? Yıldız. Yıldız. Yıldız babası, ay bayrağımız. Oğlum aynen yıldızınız, bayrağımız. Valla İngiltere'deymiş Leyla. Bir dili var aynı bunun gibi. Ben diyor ille diyor Türkiye'ye gideceğim. Ben sizin oradan topa yiyeceğim iyice diyor. Kim diyen ebe? Bunun gibi bir kız çocuğu şey. Kemal Han. Siyircisinin torunuymuş. Amanın. Yanına Kemal dayımın izleyicilerindenmiş. Yazık, çok iyiler var var ya. Bir değil, bin değil, dolu. Böyle bir mecraya girmesek hiç kimseyi bilemezdik yani. Böyle tanıyamazdık. O yüzden bu işi yaptığımız için en mutlu olduğum da o benim. Evet hanım, çok destek olanlar, sevenler, sağlığımızı, hatırımızı, maddi, manevi soran çok, öz kardeş olanlar, evet çok değerli izleyicilerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Durumumuz iyi, hiç kimseden şey yapmıyor ama yine de biz size hediye göndermek isteyen diyenler var, zorla gönderenler var. Vallahi diyorum ya, insan isteme yani, biz kimseden bir şey istemiyoruz. Çok şükür yani, her şeyimiz yerinde. Öyle izleyicilerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Vallahi televizyonu kestireyim onları dinleyeyim diye. Televizyonu kestireyim, dinleyeyim onları.
çoğu beğeni olarak, çoğu yorum olarak yani bize katkı sağlamak için, destek olmak için böyle izleyicilerimiz var. Allah çok sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. İçinde binde bir tabi illa ki çıkıyor öyle kötü. Onlar da dahmıyor, onlar da gerekirse ya cevap bile yazmıyor ya da silip atıyor. Çünkü moralimizi bozmaya gerek yok. Çünkü aynen, eğer bin kişi seviyor da bir kişi sevmiyorsa onda bir şey vardır. Bir şey yani. Ha, bir şey yapan herkes aynı kararda olur. Herkes sevmez. O zaman ben zaten demek ki ben burada hatalıyım. Ama bin kişinin içinde iki kişi kötü yazdıysa o iki kişi benim gözümde hatalıdır yani. Yani. Onlar da olur zaten. Onlar da her tarafta olur. Şimdi Nevşehir merkeze geldik arkadaşlar. Burayı bilen biliyor. Nevşehir'li izleyicilerimizi göreceğiz. Çevirin de şuraya. Güzel gözüküyor ama. Hayranım arkadaşlar. Bir de siz çökmüş üzerine. Camiye'nin nasıl acayip basitler oldu. İçmiyor mu? Yüksel iç oğlum. Çok güzel o. Anne seni çevir seversen. Kullandırır mısın? Hasan verir mi sana? Yok ben içmem. Görüyor musun orayı? Orayı çekiyorum. Acayip orayı çekiyorum zaten. Puding gibi içsin diye soğuttuğunda bari Yüksel'e. Yok biz gittiydik diyorum yani. Hastaneye gelince sıcak çikolatayı çok severim. Hasan'la aynı sen kahveye döndük. Çikolata diyor nasıl? Sen nasıl buluyor bana? Ne yüksek? Niye kızımla? Orada ne gördün ha? Su. Su. Aman ha şelaleyi gördüm. Şelaleyi mi sanmış? Ona seviniyorum. Hastanede bizim bir tanıdığımız vardı da şey diyor, çocuğu niye getirdiniz diyor. Annem güle koysam durmaz dedim. Kendim de mecbur geldim. O yüzden getirdik. He, babam da koyuna gitti dedim. Çocuklar için daha tehlikeli diyor da. Mecburi getirdik işte. Şuraya da işi yapmışlar bari. Çok güzel süslemişler buralar vallahi. Nevşehir güzel. Ben acayip seviyorum Nevşehir'i. Ben başlarda ısıngın değildim de şimdi nasıl seviyor oldum ya. Çalışıyorlar şeyi yazmışlar. Nevşehir'i değiştireceğiz mi? Öyle bir şey yazmışlar. Esnaf değiştirmişler yani. Valla. Değiştiriyorlar. Yaparsan ya. Her şeyi yapmayın. Tabii. Yok daha var ebe yılbaşı. Yok yok oralar şey ebe. Alışır şimdi. Kahve nem içerler ya. Kazaklar 30 liraymış, 20 liraymış bak. Hemen gözüm çeker böyle şeyleri. Dışarıdaki der mi? İyi de ben sevmem böyle şeyleri. Annem de renkli şeyi sever. Ben de şeyi sever, renkler severim böyle. Krem tarzı böyle. Vallahi ben modeli sevdikten sonra rengini de buluyor illa. Sarıyı severim bir de en çok şey dediğim sana. Sarıya hiç dayanamıyorum. Ama sörtüğü iner çırlamcı ben alacağım. Ne hakkısını? Şöyle sarıyla gibi bilmiyor çırlamcı. Yeşil çırlamcı. Evet arkadaşlar şimdi böyle çıktık. Döner istediler. Döner yaptırıp geleceğim. Burayı biliyorsun şuralar benim çok hoşuma gidiyor. Burada da haberciler. Hep onlar sizler çekecek deyip de ben onlar çekeyim. Ellerinde kamerayla gidiyorlar. Görüyorsunuz. Nevşehir böyle işte arkadaşlar. Beni ağırlarına, sizi ağırlarına. Ben hiç su aldım. Ciğer yanıyormuş. Dedim suyu çok sever. Şeker olduğundan herhalde de. Durum böyle arkadaşlar. Nevşehir'de son durum. Herkes işinde gücünde boş duruyor valla. Arabaya geldim. Şu
Şöyle şundan şuraya koydum. Simit bunlar da. Nevşehir simidini bilen bilir buralar. Biz çok severiz Nevşehir simidini. Açın lan hemşerim ben geldim. Koşlar arabaya geldim şöyle. Cansu tabi onun yeşilleri giydi. Evet, sizin bir yeşilliyiz. Evet, güzel olmuş. Güle güle giy. Sağol, teşekkür ederim sana da hayatım. Dönerimizi yiyelim o zaman. Simit aldım Nevşehir simidi. Ne mi? 15 tane, burada değil arkaya koydum. Ha. 15 tane ne? Öbür yuvarlak şekerler de benim sevdiğim, ondan aldım. İyi misin, sen seviyorsun. Normalde 70 kuruş da ona da şey gelmiş. Ekmek pahalandı ya, 1 lira olmuş. Ne oldu? Ne arabası babam? Şunu mu? Ha sen şeyi getirmedin. Oyuncak. Ha oyuncak araba mı koydun? Dur az sonra bakalım. Ekmeğimizi yiyelim de. Su al dedim ebe içti. Ciğerin yanmış ya. İçtin mi? Hadi o zaman yiyelim hasta. Can suyu da içinde kırar. Hangisi kimin asıl? Şu iki tane olan et döner. Öbürler sizin tavuk döner. Şu tavuk döner. Et döner. O, ha, şu şeyi ebemedir. Şu lavaştan. Hani onu ebem seni. Ha öbüründe var mı? Et döneri yiyeceğiz. Bize afiyet olsun o zaman. Biraz sonra tekrardan hastaneye gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yükselen ellere tutuştuk şöyle. Gezeceğiz babuşla. Bazen bir dönüş yok, aksiyon yaşıyor ama biri özür diledi, barıştık. Biz sorma. Küçükler de 5 dakika dövüşlerdi arkadaşlar. Aynen. En güzeli. Küçük köpek vardı. Küçük köpek varmış yükselde. Böyle biraz dolaşalım bakalım. Arkadaşlar güzel bir yere geldik şöyle. Şunlar acayipmiş de Cansu. Aynen çok güzelmiş. Sen alma anneciğim. Buradan bir şeymiş alalım Cansu. Şurada şamşı var. Koyun da şey yap bak. Şey hurma istiyordun mu? Hurma da var bak. Aman hiç görmüyorum onu da. Oradan al işte hangisini seversin. Hurma burada varmış. Şunlar güzel. Bir de şey olarak da şey biliyor musun? O da da oluyor. Hangisi güzel ki? Şu, ben, gram da var, 250 gram da var. Şu iyi gözüküyor, bakın aynen, o güzel görünüyor. Değil mi annem, elin sürtme. Bir de şemsiye alacağım arkadaşlar, şuradan bakın bir. Şundan mı canım? Ama küçük bu da kadar büyük değil bence. O da mı küçük? Ne bileyim ben, iyi mi? Şunlardan mı küçük şöyleler mesela? Ondan aldım da babam sevmedi onu. Anam çocuk işi zaten. Babam şöyle bir şey istiyordum. Açalım bakalım. Ama bu da küçük ya. Bunun bir büyükler var. Cansu hani baston gibi olanlar var. Babam mı aldı? Ondan mı? Güzel darma dumanı dedik. Hayır, dur oğlum dur. Tespihler varmış arkadaşlar. Yemeğinden. Orijinal bir şeyler. Şunlar mı? Hı. Bunlar. Cansu için şöyle hurma aldık. Şimdi de tatlıcıya geldik. Aynen. Evde mi yani? Burada yemeyecek misin? Evet. Edem ya. Evet. 1 kilo da bundan alacağız. Trileçe var mı? Evet arkadaşlar biraz alışveriş falan yapacağım sonra şöyle. Kendime bir mont aldım. Dans da ufak tefek şeyler aldı. Burada arkadaşlar, güzel bir şelale var. Tabak çanak almadım. Farkında mısınız? Koğunum rahat değildi Cansu. Evet. İstikasın bir şey eksik gibi hissediyorum hani. Allah Allah. Yüksel böyle günleri çok seviyor. Yüksel baksın diye geldik bu tarafa. Yüksel güzel mi? Bak hele. Görüyor musun Yüksel? Nasıl Yüksel ya? Girsen de bir çimsen içinde. Yüksel. Çimen içinde. He diyor. Çimsen burada. Montu da deneyim mi canım? Baksınlar var mı izleyicilerimiz nasıl olacak? Hadi. Evet arkadaşlar şöyle bir şapka aldım. Oyuna gideyim sadece gözlerim açıkta kalsın üşümeyeyim. Geçen sene de vardı böyle bir şey. Neredeki? Onun gözü kapalı iyi olmuyor. Bu iyi olur. Gözleri açık olacak sadece. Bilmiyorum hey. Denemedim de evde deneyeceğim. Montumu da deneyim. Şunu da içine koy bir istersen. Zaten ondan bir şey akmaz. Değil ha? Mi? He. Cansu'nun hurması o da. Evet o da benim hurma. Allah'ım bir deneyim. Son canısını. Evet. Bakalım ben nasıl olacağım. Ben sevdim bilmiyorum da. Yükselin bakışına bak. Anne, hoşuna gitti. Dur daha.
Bedenine neyin baktın mı? He iyi beden. Bir tane giydim dar geldi bu iyi. Ama çok güzelmiş. Bunun altına siyah. Bu senenin şeyi bu ile dışı şey keten gibi kadife gibi. Aynen. Ben çok sevdim benim. Az dar gibi sanki. Yo iyi çekiyorum benim annem oluyor. Göbeğini çekme canım. Bak bak. Haberim yokmuş bir şey. Bir de beni böyle çek diyor ya kadın. Haberim yokmuş bir şey. Ana. Senin de resmi alacağız söyle. Hey dur. Tripodumuzu getirseydik üçümüz çekinirdik tripodumuzu. He olsun. Etiketini de yırt da boş ver gayrı. Değişmeyeceksin. Yo değil. Çıkar gitsin. Hiç sevmem etiketi. Hasan biri bizi çekse burada resim. Telefonumuz ne kaçırırlar. Kadın bir tane öyle diyor. Beni çek diyor. Telefonu alıp gidiyor adam. Değil mi? Vallahi. Yok mu abiler ablalar bizi bir çekse? Geçelim. Geçin ben sizi çekeyim sonra da sen. Tamam. Evet arkadaşlar tekrardan hastaneye geldik. Şarj bittiğinden dolayı pek orada şey olmadı. Evet. Cansın telefonuna falan devam ettik. Şimdi de hastaneye tekrar edeceğiz. Ne attın mı? Attım. Evet şimdi içeri giriyoruz. Saatimiz geldi 1:30. Evet arkadaşlar. Bakalım ailesiyle. Neydi Cansın oryotken değil de neydi? Bu da ultrason da biraz daha aç haliymiş. Ultrasona gireceğiz şimdi. Hadi. Evet canım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar evimize geldik. Şimdi koyun kuzulara, kuzu yok tabi de alışkanlık olduğundan koyunlarımızın karnını doyuracağım. Ardından köpeklerime yalçalayacağım. Hazır olsun bunları da vereceğim. Babam götürmemiş galiba bunları. Bir bozoya götürmüş. El arabamı alın bir. El arabamı. Pasaklarını hatırlaki pasakları dolduracağım. Ondan sonra fasulye samanı vereceğim. İşler güçler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar fasulye samanının altında kalanlar yani kökleri. Bunlar yemiyorlar sert olduğu için bir bunlar kalıyor hatırların içinde. Bunları şimdi süpüreceğim. Şöyle çöpe atacağım bunları. Yenikten fasulye samanı vereceğim. Sularını dolduracağım koyunlarımızın. Süpürgeyi de aldım geldim şöyle. Bunlar süpürmeli. Hepsini bir süpürüm önce. Ardından el arabasına dolduracağım. Bunları öbür sene arkadaşlar biriktirdik yakalım diye de pek zahmetli oluyor o zaman da. Anneme diyorum sonradan biriktirelim dursun biraz diyor. Yoksa çok çıkıyor. Koymaya yer bulamıyor bu kez de. Görüyorsunuz arkadaşlar bayağı da pasar çıkıyor. Ağır olanlar zaten şunlar var ya şunlar. Bu kokuyla içinde toprak gibi çıkıyor şunlar. Onlar ağır oluyor. Bunları hep böyle biriktireceğim arkadaşlar. Döküp geleceğim. Ben devam edeyim o zaman. Evet arkadaşlar annem de yardıma gelmiş gördüğünüz gibi. Duramadım. Bitiremedim. Suyu mu temizleyeceksin sen de? Altlarına çim patlayacağım. İyi lan ben de. Gördüğünüz gibi. Hepsini süpürdüm arkadaşlar. Bunları şöyle. Kuruyana dolduracağım. Döküp geleceğim hepsini. Yenikten fasulye samanı vereceğim. Hepsini doldurdum şöyle. Ne anne? Dünya ne kadar olmamıştı ya. Şöyle ha. Batmış mı da içi temiz diyorsun? Batmış. Öbür hatırlar yapsam da onlar kosak var. Bunlar çabuk batıyor. Bunlar şey düşük ya biraz boyu öbürler yüksek yiyor. Olmamış. Tamam bari ben onları bir temizleyeyim hadi bakalım. İyiyiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hatırlar güzelce temizlendi. Güzelce patlendi. Sonra da yeniklerini verdim. Sular da annem doldurdu. Şöyle görüyorsunuz. İçeridekileri de verdim.
Ey oğlum koca kafa. Şimdi köpeklerin karnını doyuracağım. Oğlum. Koca kafa. Oğlum. Silah kızım. Şimdi bunların altlarını temizleyeceğim. Şu kapımızı örtüm, davarlar buradan geçmesinler. Şu kapımızı. Evet arkadaşlar, yalanı çaldım şöyle bol bol. Şey de bitti. Tavuk payı bitti. Yarın annem kalan bir daha kaynatır ya da ben kaynatırım. Yükselim sen ne vurdun ya oğlum? Bir el salla izleyicilerimize. Merhaba de. De bak. Kedi gelmiş bak hele. Kedi de kunlayıcı oğlum o kedi. Yarın yavrular kunlar sana var ya o kedi. Kimmiş la o? He? La bak. Gel cırmala ne der gel. Bunları ben mi bileyim arkadaşlar şimdi. Şunu fırtına evirelim Yüksel. Ya da şunu boğazımıza şeyleyelim. Fırtına evireyim. Fırtına burada oğlum yatıyor yuvasında. Fırtınayı götürmemiş bugün Yüksel baba. Şunu bozomuz yesin. Fırtına. Acıkmadın mı oğlum? Acıktı. Gel bak. Acıktı mı? Hı-hı. Seviyor musun sen fırtınayı? Ondan seviyorum ben. Fırtınayı da mı seviyorsun? Gel bak. Bilmem mi fırtınayı kimse al. Gel bak. Gel oğlum. Gel al. Fırtınanın pek neşesi yok la Yüksel la. Yedi. Bilmiyorum ki niye yoksa. Hasta gibi duruyor aynı. Yiyor ama... Eski şişi yok. Baksana yuvadan çıkmaya şişi yok. Durgun biraz. Şunları da öbürlerine vereceğim. Bunları da götürürüm devam edelim. Kocakam. Seviyor musun koca kafanı? İyiyle koca kafa. Yarlarını verdik. Anlar aç hayvanlar yazık. Acıkmışlar yoksa bunlar. Yiyorlar bak. Fırtına yemiyor ama niye? Halbuki hepsine aynı veriyor. Onların kilosu iyi, bunlar zayıf. Bunları bilemedim. Hapını şişine attık. Baba, köpekte hap yemez ki. Hap yemez mi? He. Yedilerle hapı geçen attım ekmeğin içine. He. He. Bu keskin buna biraz koyu çaldım Yüksel. Sert yaptım hamurunu, iyi kilo alsın. Su gibi olmasın diye. Dur bakalım. Birazcık da öyle deneyeceğim. Şilam. Baba kızım. Ben yaptığım yere bak. Burası boltu, ne yapacağım bu? Baba la. Sonra boltu yok ne yapacağım? La vallahi kızdırıyorsun beni ya. O kadar yağ çaldım sana, şuna bak. Gördünüz değil mi arkadaşlar? O kadar yağlı döktü. Ağzını aldı. Nasıl kaldıracaksa koca kuvayı. Diğerdin ne? Diğerdin iyi. Niye buradayım ben ki? Bak. Allah'ım yarabbim. Kuvada şey dök. Oradan tavuğunu seç. Nasıl iyi lan? Vallahi Şile var ya, çok ayıp diyorsun. Koca kafa senden akıllı koca kafa. Koca kafanın da geçen şurada çatlak çıkmış, onu patladı. Kalan bilmiyorum, intihap mı vardı, neyi vardı? Belki de düzelir yok bundan sonra. Ama Şile'yi israf etti yalı vallahi. Neyse arkadaşlar, bugün de videomuz böyle oldu. Birazdan koyunlar gelecek. Ne oğlum? Şu Şile'yi saldın ya. He. Yok oğlum, hiç salmadım ki o gün iltihap çıkmış orasından. Gezdim ya, dittirdik de. He. O. O tek tek götürdük oğlum, ıstırmaz o bunu. Bu ilkek o dişi bunu ıstırmaz ki. İstirer. İstirer mi? Yok la, ıstırsa burada her gün boğuşurlar. İkisi yan yana duruyor. Bunlar arkadaşlar, bunlar birbirini ıstırmaz. Oradan çatlak çıkmış. Oğlum baksana, orada iltihap gibi patlamış. Annen diyor ya, beyaz beyaz olmuş orası. He. Oradan iltihap çıkmış falan. Istırsak boynunu ıstır. Ta orayı ıstırmaz. Bir de boğuşmaz ikisi bunlar. Biri... Baba dışa tırtın ya. He. Orada köpek var. Onlar buna seslenmezler. Dışa da. He. Ne edecek bunlar? Çöpünün orada var ya. Çöpte köpekler bunlar. Buvarlar. Bunlar büyük köpek. Baksana şunlara. Onun çöpte var ya. He. Şilan yaptığına bak hele arkadaş ya. Ağzı da battı. Ağzı da battı değil mi? Battırır tabi öyle şey derse.
Bu videomuz da böyle oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone olmadıysanız, sevdiyseniz kanalımıza olabilirsiniz. Hepiniz seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Bir bay bay yapalım izleyicilerimize. Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Canını yerim.